Türkiye'nin olaylı seçim gecesinden sonra Alaaddin Çakıcı suskunluğunu bozdu ve yasalar bana oy kullandırtıyorsa ülkenin genel yapısıyla ilgili yazmak da hakkımdır diyerek seçim süreciyle ilgili analizini yaptı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy istedi. Cezaevinde kaldığı süre içerisinde eski dost olduğu bilinen Devlet Bahçeli'nin yakın arkadaşı Alaaddin Çakıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sert sözleriyle hatırlanıyor. Alaaddin Çakıcı'nın 2020 yılında infaz düzenlemesiyle tahliyesiyle Sedat Peker'in de tasfiye edildiği yorumları yapılmıştı. Çakıcı, o günlerden bu yana çeşitli iddiaların da ortalığa çıkmasıyla ismi hiç gündemden düşmemişti. Çakıcı, Muhammed Yakut'a cevap veren son açıklamalarının ardından seçimden 2 gün sonra yeniden konuştu. Sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında kendisini eleştirenlere sert mesajlar göndererek "Kimse beni eleştiremez" dedi. Çakıcı, AK Parti hükümetinin yaptıklarını sıralayarak şoklar yaşadığını söyledi ve yeniden şok yaşatma çağrısı yaptı. Kamuoyuna saygılarımla. Bu seçim sürecinde süreçle ilgili hiçbir yazı yazmadım. Devlet Başkanımızı ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni muhalefet eleştirmesin diye hiçbir yazıyı kaleme almadım. 21 yıl üzerine Bodrum'da ilk defa oyumu kullandım. Yasalar bana oy kullandırtıyorsa ülkenin genel yapısıyla yazı yazmakta hakkımdır. Hiç kimsenin beni eleştirmeye hakkı yok. Benim üzerimden de bir başkasını eleştirme hakkına sahip değiller. Uzun yıllar Türkiye'nin değişik yerlerinde hücre cezası yaptığım için 25 yıldır kucağımıza gelen söylemleri dışında gözümüz hiçbir şeye şahit olmamıştır. Cezaevinden çıktıktan sonra ülkemi dolaşırken sürekli şoklar yaşadım. Türkiye otobanlar ağı olmuş. Barajlar ülkesi, tüneller, havalimanları, deniz limanları, Avrasya Tüneli, Osman Gazi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 18 Mart Çanakkale Köprüsü ve Türkiye'nin değişik yerlerinde orta düzeyde köprüler, viyadükler, şehir hastaneleri, savaş gemileri, denizaltılar, insansız hava uçakları, uçak gemisi gibi devasa projeler tamamlanmış. %20'den %80'lere çıkan savunma sanayi yerlilik oranını gördükçe işte yukarıda bahsettiğim gibi şoklar yaşadım. 20 yıldır ülkemiz dünya ile iletişim halindedir. Devlet ve milletimizin bir 5 yıl daha devlet başkanımız olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ihtiyacı vardır. Yarım işleri tamamlaması lazımdır. Batı ve okyanus ötesi Sayın Devlet Başkanımızı iktidardan indirmek için yurt içi ve yurt dışında hain odakları desteklemektedir. Buradan beni seven Kürt, Boşnak, Arnavut, Laz, Gürcü, Türkmen, Alevi, Sünni, Arap, Çerkez, Abaza, Çeçen ve cezaevinden çıktığım günden beri tanıdığım tanımadığım, Türkiye'nin her yerinde resimler çektiren genç kardeşlerimize ve tüm sevenlerimize, tüm mahkum yakınlarına 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oylarını vermelerini kalbi olarak sizlerden isteğimdir. Not: bütün yurt dışındaki Trakya'da, Ege'de, Akdeniz'de, İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da ve Karadeniz'deki sevenlerime az önce bahsettiklerimi yine tekrar ediyorum. Milletimizin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a 5 yıl daha ihtiyacı vardır. 28 Mayıs'ta Türk milleti üzerinde bypass yapmak isteyen yurt içinde ve yurt dışındaki şer odaklarına milletçe şok yaşatalım. Kamuoyuna saygılarımla arz ederim. Alaaddin Çakıcı son olarak Nisan ayında Muhammed Yakut'un yayınladığı videoları sonrası ortaya çıkmıştı. Alaaddin Çakıcı, YouTube'da videolar yayınlanan Muhammed Yakut'u tanımadığını belirterek, "Muhammed Yakut'un kimle ne alışverişi var bilemem. Şemsettin Başak videosunda bir şeyler söylemeye çalışıyor. Bahsettiği aşiret isimlerinden kimseyi tanımam. Bu seçim arifesinde neyin peşinde bunlar" ifadelerini kullanmıştı. Çakıcı meydan okuyarak, "Kimin kiminle ne problemi varsa televizyonlarda konuşmaya gerek yok. Yiğit olan adamın karşısına dikilir, hesap sorar" demişti. Kozmik Oda'nın değerli takipçileri, Alaaddin Çakıcı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alan ağır sözler içeren mektupları arşivlerdeki yerini koruyor. 2014 yılında cezaevinde yazdığı bir mektupta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Çakıcı, "Rizeli, Yezid kişilikli, onursuz, dinimizi kullanan,
hırsı için ülkemizin fidanlarını telef ettiren, ruhunu şeytana teslim etmiş kişi demişti. 2016'da kaleme aldığı, Erdoğan'a hakaretten ceza yediği Sorumsuz Sultan başlıklı mektubundaysa, hastanede tedavi gören annesi Şakir'e Çakıcı'yı ziyaret etmek için izin istiyor. Senin anan çok özel de benim ve her Türk'ün anası sokak kadını mı diyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın adayı olarak girdiği 24 Haziran 2018'deki seçimleri kazanmasının ardından yaptığı balkon konuşmasında Bahçeli'nin adını zikretmemişti. Seçimde kritik bir rol oynadığına inandığı Bahçeli ve seçmeninden bahsedilmeyince cezaevindeki mafya lideri Alaaddin Çakıcı seçimden bir gün sonra bir mektupla Erdoğan'a seslendi. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda yeni oluşumun başkanı seçilmesinde en büyük etken Sayın Bahçeli ve yol arkadaşlarıdır. Devletimizin sigortası olan ülkücülerle ilgili bir kelime dahi etmedi. Devletin sahibi sen değilsin. Unutma, sen yolcusun. Ülkücüler ve Türk milliyetçileri her etnik mozaiğe mensup vatan sevdalıları da hancıdır. Annene, babana dua ettiğin gibi Sayın Bahçeli'ye ve onun yol arkadaşlarına da dua et. Elinden ne gelirse bana istediğini yapabilirsin. Sokak çocuğu, sokak çetesi olmadığımı da o beyninin derinliklerine sok. Mektup, MHP'ye yakınlığıyla bilinen Bengü Türk kanalının internet sitesinde haberleştirilerek duyuruldu. Bu, Çakıcı'nın cinayet, kara para aklama, yasa dışı silahlı örgüt kurma, yönetme suçlarıyla girdiği cezaevinden Erdoğan'a sert ifadelerle yazdığı ilk mektup değildi. Daha önce mektubunun sonunda saygılarını sunduğu Devlet Bahçeli, Mayıs ayında kendisini ziyaret etmiş, affedilmesi gerektiğini söylediğinde de Erdoğan'a yine bir mektup yazmıştı. Kozmik Oda'nın değerli takipçileri, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Derin detaylarla yepyeni videolar çok yakında kanalımızda.